Baksana polen geliyor ortak. Polen. Oo sarı sarı. Hem de iyi polen. Gel gel. Ne güzel polen geliyor bak. Ay maşallah. Neredeyse %50'sinde polen var. Fazla bile. Bak şunu görüyor musun? Ortadan şekilde bak. Girenin ayağında polen var. Evet, bu nasıl? Hop. Lan güzel yoğunluğu. Yarısını oraya dök. Sıkıntı değil ya onlar. Onlar tüm yavruysa sakat. Sanmıyorum ya ama dedi, benim de aklıma geliyor işte bazen. %90'ı yavru mu? Orada kaldı o. Neyse aldırırım şimdi. Bir çıta falan koyalım oraya. Hallederiz abi. İyi güzel polen geliyor ya. Evet, yorumlar alalım Orhan Bey. Sormak istediğin bir şey var mı? Mesela bu naylonun ne işi var burada? Ben olsam bunu sorarım. İbrahim Bey, bu naylonun ne işi var orada? Hangi naylon abi? Ne işi naylonu? O naylon bittiği için abi. Kek değil mi o da? Saldırmaya başladım. Şuraya gelin ben normal. O hemen. O naylonu yiyorlar, tamam mı? Aslında biraz daha kalın bir naylonla versek o zaman arı naylonu yiyemez. Yani kek verirken buzdolabı poşeti değil de daha kalın, kemiremeyeceği bir poşette vermek lazım İbrahim. Bazen oluyor gelmiyoruz. İçinde arı naylonu atacağım diye çok uğraşıyor ya. Of elimden soktu. Hava kapalı olduğu için. Geçen buna çok şerbet doldurmuşum da. Hava kapalı. Hafiften tek tük yağmur da düşüyor. Şimdi yorumlarınızı alacağım. Çıta istiyor mu, istemiyor mu? Evet, duman sıkma o zaman. Önce bir duman sıkmadan bu tarafı bir göreyim ben. Niye sıkmadan bakıyorsun abi? Duman sıktı mı kaçıyorlar. O zaman çıta üstündeki yoğunluğu göremiyorum. Şimdi tarlacılar dışarıda. Şimdi hava kapalı olduğu için çoğu da içeride sayılır. Baksana hep geliyor polenler. Demek ki dışarıda çalışıyorlar. Evet. Bak şimdi buna çıtayı vereceksin. Bence istiyor. Buraya polen bile koymuşuz. He, bence istiyor. Çünkü bak bu taraf, bu taraf şimdi duman sıkabilirsin artık, görüyor musun? Ne kadar yoğun. Komple dolu şu anda. Arı sarmış yani. Bak çıtayı sarmış. Kaldır. Hem izleyen arkadaşlar da görsün. Ya kameraya çekiyor musun? Çekiyorum. Gördün mü bak ne kadar sarmış, dolu. Evet, güzel kapalı yavrusu var. 3-5 güne de patlayacak bak. Evet. Al durumu fena değil. Çıta istiyor ama İbrahim, kaç gün yağmur var? Bilmiyorum işte. Vermesek de olabilir gibi geldi şimdi. Çünkü... Ya da şey, içeriye değil de dışarıya verebilirim. Evet. İçeriye arıyı verirsek... dağıtmak istemedim de o yüzden bak. Şimdi dumansız baklamamın sebebi bu. Bak görüyor musun? Şurada hafif bir boşluk var. Evet, eğer ki arı başka bir çıtaya çekilirse, bak görüyor musun boşluğu? Evet. Arı başka çıtaya çekilirse bak, sıkıntı olabilir. Yavru yapmış. Hı-hı. İstersen atma ya. Bir tur çıkarmış. Yoğunluğu çok güzel bak. Her çıta dolu neredeyse. Havalar güzel olsa önümüzde biraz yağmur var gibi. İşte dışarıya vereyim diyorum ya. Bir hafta gelemeyeceğim ben abi. Hı-hı, olur. Şimdi bak işte böyle bir hafta da gelemeyecekse öbür türlü petek örüyor. Dalak örüyor yani. Bu sefer de boş boşuna mum yapıyor. Evet, yavru atıyor oraya. Anlıyor musun? O da ayrı bir sıkıntı. Evet, genelde sarı polen geliyor. Görüyor musun balık? Evet. Çiz abi bence balı. Balı rahat mı yesinler be. Çünkü evet, madem hava yağışlı. Bak, ne dersin? Balı var zaten. Balı temizleyeceği yeri de var. Orayı temizler. Atacaksa yavrusunu oraya atar abi. Yoğunluğu güzel. Şimdi yorumlarda da arkadaşlar yazabilirler. Ya birkaç gün daha bekleyebilirim ama ben bir hafta boyunca gelemeyeceğim şimdi de. Hı-hı. Ya dışarıda da bayağı bir arı düşürdük oraya. İşte tarlacılar da hesaba katınca. Yani aslında iki numaraya vermem gerekiyordu bunu benim. Şu
Şu düşenler nereye gitti ya? Çıkmıyor. Uçmuştur abi. Belki onlar yavru değildir. Şu şeye çıkmaya çalışıyor. Evet, oraya çıkmaya çalışıyor. Bunlar hepsi yavru ya. Bunlar uçamadı da. İstersen şu tarafa alta koy. Yani normalde ben bu çıtayı şunun arasına girmem gerekiyordu. He. Çünkü yavruyu çabukarsın diye. Bunu buraya girecektin, evet. He, ama şimdi bir hafta boyunca gelemeyeceğiz diye istemiyoruz tam peteği. Yani istiyoruz işte, havalar iyi olmadığı için, önümüzde bir düşün yağışlı olduğu için. Ben yine de sona vermiş oldum. Yani arı kalabalıkta buraya gelmeyecek ya, yavru olmadığı için. Evet. Buraya iyi sıkışık dursun diye. Şu anda öyle yaptım. Yok, gayet güzel. Son çıta da mesela komple doldurmuş. Önümüzdeki havalar biraz hafif bir boşluk var gibi ama onda da zaten tarlacılar tamamlar birazdan. Yani dedim hiç riske sokmayayım. Bence çıta verilebilir. Verdim abi zaten. Hı-hı. Dışarıya verdim. Böyle bir kovana çıta verebilirsiniz. Normalde ikiye girmem lazım. Ama tabii herkesin tercihi farklı mesela. Dediğim gibi böyle havaların güzel olmasını da bekleyebilir. Şimdi bir de küçük kovana bakalım. Özgür'ün kovanı. Evet, bu da Özgür'ün kovanı arkadaşlar. Özgür İbrahim'in oğlu biliyorsunuz, küçük olan. Bizimle beraber geliyor arılığa. Bütün enerjisini burada atıyor Özgür. Evet, bunu da iki çıtaya sıkıştırdık. Arı kalmamış yine. Biraz takviye vereceğiz buna. Bak, straforumuz. Bakalım. Bunda anarı var mıydı? Anarı var. Var. Bak, anarı ha, orada vardı. Anarı. Hı-hı. Anarımız orada. Şey, günlük atmış abi, mı ki acaba? Geçen yağmaya uğramış bu arı. Günlük atıktı, günlükleri şey yapmıştım. Hah, bak. Bak burada günlük, şurada. Hmm. Günlük de değil şey, larva olmuş. Larva mı olmuş? Evet. Aha. Larva olmuş ya. Evet. Bu kadar bir arı. Buna destek vereceğiz yine. Arı silkeleyeceğiz diyorsun. Evet, önüne. Çok az çünkü. Küçük ruşetimiz. Özgür geliyor buna, bazen bakıyor, tamam mı? Evet. Bak, bu kadar bir arı. Evet. İki çıtamız ufak. Avuç kadar. Geçen sene de buna koymuştuk. Özgür bakıyordu bunda. Straforumuzu da eksik etmiyoruz. Evet, bunda sıkıştırma takozu olsun. Evet. Ne güzel olmuş öyle ya. Ufacık. Burada keki var. Bak işte orada kek şey oluyor. Kuruyor, tamam mı? Evet. İşte alması biraz zor oluyor. Oradan biraz şerbet evet. veriyorum ben. Aslında şu arılar oraya düşmeseydi tam buraya yavruydu ya. Evet. Tam önüne koyulacak arıydı. Şimdi bunun tarlacısı da var. Tamam abi. Evet. 3 tane, 5 tane. Şuna bakalım. Orhan, soruların varsa söyle. Şey yapma. Hani merak ettiğin. Evet, çıta istiyor mu? Evet, çıta istiyor mu? Bakacağız canım. Son çıtayı kaldıracaksın. Şu anda istemiyor gözüküyor. Arı güzel yoğunluğu kendine göre ama çıtayı isteyip istemediğini tam olarak bilemiyorum. Bakacağız. Evet, bak son çıtaya tam arı basmıyor. Evet, bakın şöyle. Şimdi kamera görmüyor. Şunu kaldırıversene zahmet, straforu. Evet arkadaşlar, bakın tam olarak basmıyor. Açar açmaz zaten belli oluyor. Evet, o yüzden duman sıkmayalım diyorum. Duman sıktığımızda tamamen zaten şimdi giderler. Yani şimdi bir de şöyle arı iyice sıkışsın ki öyle verelim. Şu anda tam evet. Kötü bir zaman. Tabii tam arıyı üşütme zamanı. Acele etmeyin. Tarlacıyı da hesap edin. Son çıtayı da güzelce bassın. Şuradaki en dipteki çıtaya da bakın, bu tarafına. O tarafı da bassın arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bunu kapatalım abi. Evet. Bu da takviyemiz galiba. Evet. Özgür'ün takviyesi olacak. Şimdi uçmayanlar taze arı. Evet, taze yeni çıkan arılardan oluşuyor. Çünkü uçmayan
Bu yeni arılar fazla tutunuyorlar, tamam mı? Genelde çıtalara. Önden veriyoruz ya. Şimdi bunlar var ya, yeni olduğu için böyle tutunurlar düştükleri yerde. Zaten çıtanın üstünden de biraz zor düşerler bazen. Öyle silkelersin zorla, düşmez. Tutunur, sıkı sıkı tutunur. Uçmuyorsa bunlar yeni arılardır. Şimdi birazdan bu kovana girecekler. Takviye olmuş olacak böylece. Yükseltelim.